İran 2 milyon Afganlı mülteciyi ülkesinden gönderecekmiş. Nereye mi gönderecek? İsviçre'ye olabilir. Almanya'ya olabilir. İngiltere'ye olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ne olabilir. Türkmenistan'a olabilir. Türkiye'ye olamaz. Bunu konuşacağız. Ne demek olduğunu size 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ve 2021 yılında Biden'la Erdoğan'ın baş başa yaptığı görüşme sonrasında alınan kararlar, Ermenistan, İran ve Türkiye sınırından mayınların geçen yıl 2023 yılında temizlenmesinin ne anlama geldiğini ayrıntılarını da bu programda konuşacağız. Lütfen yayını beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Şimdi yine bir son biliyorsunuz dün bir profesör, emekli bir profesörün çöplüğe cesedinin atıldığı ortaya çıkmıştı. Çöplükteki plastik bidon içerisinde çıplak halde cesedi bulunan emekli öğretim görevlisi Profesör Doktor Selahattin Doludeniz'in tutuklanan oğlunun ifadesi kan dondurdu. Eve döndüğümde babamı ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksiyle Bozyazı'daki çöp alanına bıraktı. Sevgili arkadaşlar, yani gerçekten düşünün, bir oğul eve geliyor, babasını ölmüş görüyor, ulan ne yapacağım diyor, soyuyor babasını, bir bidonun içerisine koyuyor, bir de taksi çağırıyor, taksiye o bidonun içerisine koyuyor, taksiye de bidonu yüklüyor sevgili arkadaşlar, çöplüğe götürüyor, atıyor ve geliyor. Ya, akıl almaz bir şey değil ya, babasını ölü bulan biri sevgili izleyiciler. Neden çöplüğe atar ki? Yani babasına çöp muamelesi mi yapmış oluyor? O kadar mı nefret etmiş oluyor? Bu da ilginç bir olay. Yani bir profesörün oğlunun babasını evde ölü bulunca çöplüğe atması. Yani ilgililere haber ver. Korktu diyeceğiz. Hadi ulan benim üzerime atarlar. Niye korksun ki yani? Haber verir. Gelirler, babam ölmüş der. Bununla ilgili olarak soruşturma yapılır, araştırma yapılır. Suç yoksa zaten herhangi bir problem olmaz. Ama düşünün, yıllarca göz bebeği gibi büyüten, oğlunu büyüten bir baba evinde ölüyor ya da öldürülüyor. Oğlu da babasının ölüsünü alıyor, öldürülmüş ya da normal ölmüş babasını çöplüğe atıyor abi. Yani yansın bu dünya, yıkılsın bu dünya diyeceğim. Başka hiçbir şey demeyeceğim sevgili arkadaşlar. Yani çocukların babalar, amcalar, kardeşler tarafından öldürüldüğü, babaların, annelerin çocukları tarafından öldürüldüğü bir dünya gerçeği insanın içini sızlatıyor. Salih Bey lütfen Ali abimizi tehdit etmeyin demiş. Niye? Kim etmiş beni? Tehdit eden mi varmış? Allah Allah. Tehdite mi uğradık sevgili arkadaşlar? Kim etmiş, nerede etmiş, niye etmiş göremiyorum böyle. Narin kadar başınıza taş düşsün, başka haber mi yok demiş Salih Ustabaşı. Vay be. Yani Salih Ustabaşı, konuşmayalım yani, susalım. Narini konuşmayalım, onu konuşmayalım, bunu konuşmayalım. Ama şimdi köyde bir imamın, o köyde bir imamın seks partisi yapması, toplu seks düzenlemesi, sonra onu videoya çekmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu iddia ile ilgili olarak köye iki tane müfettiş göndermesi. Yansın lan, yıkılsın mı lan o köy? Yani hatırlarsınız, bir imam haberi sürekli olarak veriyorduk. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, jandarmada bir tane astsubay kadın para karşılığı bir imamla yatar. İmam astsubayın ya da uzatmalı çavuşun neyse parasını ödemez subayın sevgili izleyiciler. Ödemeyince astsubay kadın iki tane üç tane arkadaşını alır, imama giderler, tekme tokat bir güzel döverler. Sonra da hesabından parayı çekerler 50-60 bin liraya. İmamın şikayet etmeyeceğini düşünürler ama imam gider şikayet eder. Abi ya ne anlatayım ki şimdi? Yani Nari'nin öldüğü bir köyde, Nari'nin öldürüldüğü bir köyde sizinle başından da paylaştım. Özel bir bilgi olarak
ilk günlerde paylaşmıştım. Yani köydeki ilişkiler gerçekten akla zarar sevgili arkadaşlar. Ve sabah programlarında görebilirsiniz o ilişkileri. İnanın, inanın şu asubay kadınla imamı bir senaryoda dizide işleseniz, bunu anlatmıştım daha önce. İnanın ertesi gün ya da o gece önce imamlar ayağa kalkar. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay az subaylar ayağa kalkar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret edildiği, Diyanet ayağa kalkar imama hakaret edildiğiyle ilgili olarak gırla devam eder sevgili izleyiciler. Şimdi buradan bakınca olay ne çıkıyor ortaya, ne çıkıyor? Onu söyleyeceğim. Yani bunun bir dizisi çekilse, bir filmi yapılsa, inanın bana, ailenin korunması ile ilgiliden tutun, ilgili taraflar, imamlar, muhtarlardan gidin gidebildiğiniz kadarıyla ortalık karışır. Bize hakaret edildi, imamlara hakaret edildi, muhtarlara hakaret edildi, Türk aile geleneğine hakaret edildi. İşte burada bir tanesi de bana yazmış, başınıza taş düşsün diye, narin kadar taşsın. Senin başına taş düşsün. Yani ortada bir cinayet var, onu konuşmayalım. Şunu konuşmayalım, bunu konuşmayalım. Neyi konuşalım abi? Söyle onu konuşalım yani. Ya sen tespit et, onu konuşalım yani. Vallahi yemin ediyorum, herkes kafayı yemiş arkadaşlar. Ben Türkiye'de öyle iğrenç olayları duyuyorum ki, adamın ağabeyi vefat etmiş, ağabeyin karısıyla evleniyor. İğrenç. Arkadaşlar yapmayın ne olur. Bunlar rezillik, bunlar var. Bu coğrafyada var mı? Abinin karısıyla, amcanın karısıyla, kardeşinin karısıyla var. Zorla evlendirilenler, gönüllü evlendirilenler. Türk aile yapısı, kutsal aile diye çürüttüler ülkeyi demiş. Yıllar önce bizimkiler ve daha önce Kapıcılar Kralı filminde kapıcılar protesto etmişti. Biz kapıcıları kötü gösteriyorlar diye. Arkadaşlar tüm meslekler çok iyi bu ülkede. Hiç laf etmeyin. Yani onların içinde çürüklükler, sapıklar, cinayet, katiller olmaz abi. Rüşvet olmaz abi. Yani yolsuzluk olmaz. Olmaz oğlu olmaz. Kim yaptı? Başka ülkedekiler yaptı. Yani Miki yaptı Miki. Miki yaptı. Vallahi ben bilemiyorum. Yani rezillik sadece söyleyeyim. Rezillik sevgili arkadaşlar. Yine biliyorsunuz Bilal Erdoğan'ı dün konuşmuştuk. Bilal Erdoğan'ın ben ekonomistim demesini, EYT'ye karşı çıkmasını, öyleyin Fatih Altaylı'ya postal yalayıcısı demesini, yani bir yıl laf etmişti. Yani ülkenin kanaat önderi olarak gelecekte ülkenin müstakbal cumhurbaşkanı adayı olarak, ne de olsa ekonomist babası gibi, ekonomist olunca da ülkeyi yönetmeye hak ediyorlar. Hele aile, değil mi? Damada bırakacak halleri yok yani. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben Bilal Erdoğan'ın ilginç bir sevinmesine rast geldim. Bu sevinmeye rast gelince kendi kendime bir şeyler dedim. Bakalım siz ne söyleyeceksiniz? Lütfen. Yani Bilal Erdoğan'ın o sevinmesini görünce ekonomist olan Bilal Erdoğan'la ilgili olarak ne düşüneceksiniz bakalım sevgili izleyiciler. Yani şimdi şu olay, yani Bilal Erdoğan'ın sevinmesine bakınca, sevinme hallerine bakınca sevgili arkadaşlar, yani bir tuhaflık var arkadaşlar, yani gerçekten bir tuhaflık var. Yani nasıl öyle sevinebilir? Yani çocukluğuyla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar.
Bir kişi yorum yazmış. Gülüp kınamayın. Yarın oğlunuz da buna benzer diye yorum yapmışlar. Bir şeyler eksik de ne eksik olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama yani baba ne yapsın ki? Baba ne yapsın oğlunu şimdi? Yani aslan atılmaz, satsan satılmaz. Koskoca ekonomist oğlunu 10 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde, 5 yıl İtalya'da kalmış oğlunu ne yapsın yani? Bu çok özel eğitilmiş, eğitimden geçmiş oğlu ve bugün bence Türk siyasetinde Erdoğan'la beraber aynı protokol olanakları olan valilerden aklınıza belediye başkanlarına kadar, büyükşehir belediye başkanlarına kadar hazır olda karşılanan belediye başkanlarıyla oturup taleplerini dikkatten yerine getirilen bir Bilal Erdoğan'dan söz ediyoruz sevgili arkadaşlar.